Tekrar merhaba değerli dostlar. Sabit Yıldızlar Paran konusunda, yani bu eğitim videosunun dördüncü videosundayız. Ee, bu videoyu da yapmamız sebebi şu arkadaşlar. Ee, ben burada sağ elim derecesinin önemini göstereceğim size. Biraz da böyle astrolojide e, hani daha üç boyutlu bakabilmeyi bilmek gerekiyor. Ee, bazı sabit yıldızları mesela bu raporları açmadan bile... Kendi haritanızda fark edebilirsiniz. Yani onları nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Ee, i̇şte e, hani bazen karşıt e, burçta olabilir. Mesela Regulus işte bundan işte yıllar önce daha çok 29 derece aslandaydı. Mesela bir kişi e, 29 derece kovada diyelim güneşi. Bu da paran yapıyor demek ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü güneş atıyorum e, tepedeyken Regulus dipte. Regulus tepedeyken güneş dipte o kişide. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Çünkü çok böyle önemli insanlar mesela paran yaparken e, kovanın 28-29 derecesi çok fazla önemli derecede insan çıkıyor. Çünkü, çünkü Regulus da paran yapıyor. Bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi Sağ eğilim derecesinin e, önemini burada göstereceğim. Sabit yıldızlarda nasıl sağ derecesini görerek de e, biz paran olarak gözlemleyebiliriz. Yani açmadan raporu bunu da gözlemleyebiliriz. Özellikle çok önemli sabit yıldızlarla paranınızı görmeniz için. E, buradan dört tane sabit yıldızdan örnek vereceğim. Formal House, Sirius. Algol ve Altayır'dan örnek vereceğim arkadaşlar. Şimdi ee, bunu neden önemli değerli dostlar? Sağ eğilim derecesiyle hizalanan gezegen e, paran yaptığında bu MC IC aksını birlikte etkiliyor. Yani yaşamın daha çok kariyer, tanıma, orta yaş dönemiyle yaşamın bitiş dönemi ve çifti etki yapabiliyor. Mesela Jüpiter yani hızlı hareket etmediği için e, mesela Jüpiter'iniz e, varsayalım ki e, Sirius'ta paran yapıyor. E, bu IC'de de paran yapıyor demek. Demek ki geçmişlerinde bir şey getirmişsiniz. Yani biri Jüpiter yani e, ve Sirius ikisi birlikte. Dolayısıyla bu o, bu şekilde paranlar çok önemli. Ee, bu kişiler geçmişten de önemli bir şeyler yapmış olabilir. Şimdi arkadaşlar ekrandan size bunu nasıl bulabildiğimizi göstereceğim. Ee, i̇lk örneğimiz Fomalat olacak ve Tayyip Erdoğan haritasından göstereceğim arkadaşlar. Şurada Tayyip Erdoğan'ın bakın paran yaptığı şey raporu açıyoruz şuradan arkadaşlar Merkür formal halkla bunu bir videosunu yapmıştım Tayyip Erdoğan neden kitleri bu kadar etkiliyor diye. Merkür formal haltla paran yapmış. Ee, bu arada formal haltı tekrar göstereyim şurada arkadaşlar ve Merkür. Bakın Tayyip Erdoğan'daki etkisi özellikle orta yaş ve sonrası dönem için. Merkür formal idaris idarist bir vizyona sahip olmak veya aldatmak. Bakın. Aldatmak yani ne diyebilirim. Şair ya da yalancı, kişinin sözleriyle ikna edici olması, yanlış raporlar ve gerçeklerinin çok ilizyona dayalı raporlar. Muazzam. Ya yani, Tayyip Erdoğan'la gerçekten. Yanlış raporlar dedi mesela burada hani böyle çevirdi şöyle düşünebilirsiniz. Sürekli gerçek dışı şeyler. Sözleriyle ikna edici olması. Bakın ne kadar çalışıyor. Biz formal altı ne olarak biliyoruz? 3 derece, 4 derece balıkta. Ama burada paran olarak Tayyip Erdoğan'ı nasıl etkiliyor? Şimdi arkadaşlar yine Tayyip da şunu bakacağız. Merkür ne zaman tepeye gelmiş? Çünkü şurada diyor ki Merkür tepedeyken Fomal pardon Merkür tepedeyken Fomal hafta tepede. Kul cool, kul. Cool. Culmination tepe. Geldik Tayyip Erdoğan'ın Pulen girdik. Şuradan yine açıyoruz. Aşağı geldik arkadaşlar. Yine gezegenin doğuş vakti şeyine bakacağız. Tepe noktasına geliş. Merkür nadir demiş. Zenit olacak. Merkür zeniti bulacağız. Merkür set demiş. Aha yukarıda olması lazım. Merkür zenit. 12.34 demiş. 12.35 alabiliriz. 40 dediği için saniye. 12.35 alalım. Şuradan round'a geldik. İşte şuradan da pomalout'u seçiyoruz bakalım formal altla paran yapıyor mu. Bunları sürekli böyle örnek gösteriyorum ki arkadaşlar sizler de görün. Yani ben aslında biliyorum ki Tay pardon, Merkür formal altla paran yapıyor. Bunun nasıl olduğunu göstereceğim size. Ama burada tekrardan bir e, örnek uygulamalar göstereyim. Şuradan Upper Sky seçiyoruz. Seçtik. Saati değiştireceğiz. Kaç alacağız? Ee, pardon, şuradan 12.35 Şuradan edit'e girdik. Şunu 12.35'e geçiyoruz. Açıyoruz. Evet şöyle açtık. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Merkür şurada bakın görüyor musun? Tepe noktasında ve Fomalhaut'la. İşte Tayyip Erdoğan'ın orta yaş döneminde Merkür Fomalhaut'la paran yapmış. Ne demek bu? Geçtik dönemlerinde adım adım başlamış bu. Orta yaşta çünkü tepe noktası, için, de, Erdogan, tepe noktası olduğu için gerçekten de Erdoğan Merkür'de tepe noktası olduğu için siyasette falan çok hızlı yükseldi. İnsanları ikna ediciydi, kitleri iyi etkiliyor, sözleri gerçekçi olmayabilir. Zaten Merkür balıkta da a, şey etkisi vardır arkadaşlar. Bu Erdoğan kurban figürü olduğu için geçmiş hayatında balık enerjisinde şey vardır. Kişi yalan söylediğini kendisi de onanıyor Aslında bu bir koruma mekanizması bize saçma gelebilir. Yani nasıl ya bu insan? Ama e, çünkü bir şeyin kurbanı olmuş. Böyle bir sistemde böyle bir işleyiş var arkadaşlar. Gördüğümüz gibi Merkür Tomalat'la paran yapmış. Bunu başka bir yolla daha öğrenebiliyoruz arkadaşlar. O da şu. Şimdi Tayyip Erdoğan haritasını açtığımızda şuradan şurada natal chart diye tıklayın arkadaşlar. Ben şöyle açmıştım. Şurada Poz positions kısmına tıklayın. Merkür'ün sağ eğilim derecesi kaç? 343, 24. Burada önemli olan sağ eğilim derecesi. Bakın şu sağ eğilim derecesi sayesinde bu hizalanma oluyor. İşte sağ eğilim şu hizalanma arkadaşlar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın 343, 24 olduğunu gördük. Şuradan da sabit yıldızlarda arkadaşlar şuradan tıklıyorsunuz. Sabit yıldızlar diye şöyle. Ben açtım bunu. Buradan da geldiğinizde arkadaşlar yılı tıklıyorsunuz. Tayyip Erdoğan 1954 doğumlu. Şurada All Stars'ı seçiyoruz. Şurada da sağ eğilim arkadaşlar. r -A. Tıkladık. Pomolot, e, balıkta sonlarda olduğu için şöyle geldik. Evet görüyoruz sonlarda kaçmış? 343-46. Tayyip Erdoğan'ın kaçtı? 343-24. Yani <laughs> 22 dakikalık or Dakika. Bu paran yapıyor demek. Aynı şekilde arkadaşlar bundan 34346'dan 180 çıkardığımızda 163 16346 oluyor. Başak burcunda bir gezegeniniz varsa bu da yaklaşık takriben 12 13 derece civarındadır. Önemli olan orada sağ elim derecesi. Bazen retro olur falan. Ee, mesela burada Tayyip Erdoğan gördüğünüz gibi retro olduğu için Merkür'ü yukarı kal. bakın görüyor musunuz ekliptin üstünde ee, bu durumlar olma ihtimaline karşı siz arkadaşlar ee, haritanızda sağ elim derecesine bakmanız lazım Başak'ta 12-13 derece civarında hani oralarda bir gezegenin sağ elim derecesi eğer 163 eee 164 arasında bir şeyse, işte Fomal Halt'la paran yapıyor demektir. Bu Jüpiter midir, Satürn müdür Güneş midir, ee, hangi gezegense Fomal hatla bu şekilde paran yaptığını bulabilirsiniz. Doğduğunuz yıla bakacaksınız, diyelim ki siz 1990'da doğdunuz, varsayalım. Ve şöyle diyelim, Venüs'ünüz ee, işte 12 küsür derece Başak'ta ve sağ elim derecesi de 163.40. Şimdi 1990'a geliyoruz. Sağ elim derecesiyle şöyle Fomalaut'a bakıyoruz. Fomalaut 344.16. Yani bu sefer bakın 44'e çıkmış. 344'e bakmanız gerekiyor. Buradan olan yıla doğduğunuz yıl hangisi ise bakacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde incelediğinizde sağ el derecesi denk geliyorsa evet bu paran yapıyor demektir. Hani ben de acaba kraliyet yıldızı o yıldız bu yıldız var mı dediğinizde evet var demektir. Bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi Tom all dışında Sirius'a bakalım arkadaşlar. Sirius şöyle bakıyoruz. Sağ elim derecesi 101. Aa, bu ne demektir? Yengeci 10-11 derece civarında aynı şekilde buna 180 eklediğimizde Oğlak Burcu'nda böyle yine 10 derece civarında gezegeni olanlar sağ elin derecesi 281 ise bu Sirius'la paran yapıyor demektir. 180 üzerindeki gezegenlerden 180 çıkaracaksınız arkadaşlar. 180'in altındaki gezegenlerine 180 ekleyeceksiniz ki karşıt aksta olursa da paran yapıyor demektir. Ee, böyle tanıdığım insanları mesela görüyorum. Ee, dün çok e, değerli e, Derya Hanım'la bir danışmanlık vardı. Kendisine buradan selam söylüyorum. Jüpiter'i 22 koçtaydı. Ee, ben dedim ki Spica ile paran yapıyor. Çünkü şeyi biliyorum. Hemen açtım sağ elim derecesini gördüm ve Spica ile paranı da gördüm. Şimdi orada paran yaptığını öğrenmiş olduk Spiga'yla. Şimdi mesela şöyle bir harita açalım arkadaşlar. Bu kaç yılıymış? 1990. Böyle bir 1991 Julay, şunu 2 diyelim. Birisini rastgele böyle bir harita oluşturalım. 1990'a girip gerçekten Sirius'ta paran yapıyor mu? 1990'a girdik şöyle rastgele bir vakit aldık. Şurayı da Ankara yapalım. Evet. Kaç derece? 10-14. Bakıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? 101 07. Bakın güneşin sağ elim derecesi. Buradaki kaç? 101-11. İşte. Mesela 2 Temmuz 1990'da öğle civarı. Ya öğlen de olmayabilir. Bakın bu kişinin paran yapıyor Jüpiter'le. Veya bu kişi 1 Ocak 1990'da doğdu. Tersine bakıyoruz. 1043 281 olacak. Evet 281 kar. Yani yine 101'in üzerine 180 ekliyoruz. Evet bu kişinin güneşi Sirius'ta paran yapıyor demek. O nedenle bir ocak yani güneş özellikle 10 derecede çok çok fazla ünlü çıkmıştı arkadaşlar. Çünkü Sirius'ta paran yapıyor. Bu şekilde e, görebilirsiniz arkadaşlar. Algol bu arada Algol'la da ilgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine bununla ilgili bir video yapmıştım. Algol etkisi. 46-53 diyor. Bu da arkadaşlar genelde Boğa ve Akrebin 18-19 civarına geliyor. Burada sizin bakacağınız sağ eğilim derecesi olacak arkadaşlar. Mesela örnek olarak yine buradan gidelim. 1990 yılına açtık madem. 15 16 şey 17 18 derece o boğada takriben kaça gelir? Şöyle yapalım. 8 Mayıs diyelim. Aa, şöyle position 45 pardon 9 Mayıs diyeceğiz. 9 Mayıs. Evet. 46.01 demiş. Burada kaç bulmuşuz? 46.53. 53, 53 dediği için biraz daha şeye yakın arkadaşlar. Bunu 10 Mayıs diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi 10 Mayıs'ta güneş 19 derecede. Burada paran yapıyor. Algola 46.59. Görüyor musunuz? Sağ eğilim. Sağ eğilim derecesi. 19.18 19, 18 derece. Burada önemli olan sağ eğilime bakacaksınız. Retro olabilir. Bu şekilde kontrol edeceksiniz arkadaşlar. O zaman bulabiliyorsunuz. Yine e, bir sabit yıldız, mesela Altair. E, Altair yıldızı da Akila. E, Kartal takım yıldızında. Onun da şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Altair'i bulmaya çalışıyorum. E, 200 kaç diye hatırlıyorum. 270 295 herhalde ya. Evet gördüğünüz gibi bakın şurada 297'ye gelmiş. 297 diyor sağ elim. Biz normalde zodyakta ne biliyoruz? Ee, 1 ve 2 derece kova da 6 ay kavuşum diyoruz. Ama şurada arkadaşlar 297 olacak. Burada takribi bir tarih girelim. Yani 25-26 Oğlak e, tahmin ediyorum. Mesela 15 Ocak diyelim. 296-56. Şu da kaçtı. Evet. 16 Ocak'ta girebiliriz. 16 Ocak. Gördüğünüz gibi 26 gelmiş güneş derece. 25-26 arasında güneş. 298. Evet. Yani gördüğünüz gibi derece farkı var. 25-26 güneş. Bu ne demektir? Yengeçte de benzer olacaktır. Bununla da şöyle bakalım. Temmuz'a bakalım. Temmuz tarihine çektik. Bakalım güneş 23.34 Biraz arttırmak lazım. 18 Temmuz diyelim. 25-29 pozisyon. Kaç olacak? Burada güneş 117-27. Bakın. Kaç bulmuştuk? 297-34. 180 çıkaracağız arkadaşlar. 180 çıkardığımızda ne oluyor? 117. 117 derece olması lazım. Gördüğünüz gibi 117. Yengeçinde 25-26 derecesi e, hangi işte gezegen varsa e, alt ay ile paran yapıyor. Ama burada retro olabilir, başka bir şey olabilir. E, mesela Pluto ekliptin çok dışında oluyor ay. Ya onları ayrı bir bakmanız lazım. Burada yapmanız gereken sağ eğilim dereceleriyle o sabit yıldızın sahiline denk geliyorsa buna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Ekliplikten çok uzak yıldızlar. Mesela bunlardan biri gösterdi. Fomalhaut ve Sirius'tu. Çünkü mesela Fomalhaut'u siz 3 veya 4 derece olarak biliyorsunuz. E, Konuştum ki şimdi ben sana diyor ki benim 3 derecede Fomalhaut'um var. Ama işte onun daha çok etkisi 12-13 derece o bantta. İşte balık veya başak. Hangi gezegeniniz varsa o orası işte Fomalhaut'la paran yapabilir. 11 de olabilir. Yani ona bakmanız lazım arkadaşlar. Sağ elinden karşılaştırıyoruz. Sirius öyle hakeza. O da 10 oğlak veya 10 yengeçteyken özellikle para yapıyor. Daha önce bir videomda göstermiştim arkadaşlar. Tekrar etmeyeceğim. Çok önemli ünlüler ve çok sayıda ünlü 10 derece yengeç ve 10 derece oğlakta çıkıyor. Ama 13 derecede hani bilmiyorum. Ben e, şeyi çok ikna edici bulmuyorum arkadaşlar. Hani ekliptik, siz siz e, daha çok e, öğrendiğiniz şekilde işte benim 3 derece formal out dediğiniz çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Belki etkilidir. Ben yanılıyorumdur bilemem. Ama ben daha çok araştırmalara dayalı olarak konuşuyorum. E, burada sağ elim derecesiyle arkadaşlar çok önemli sabit yıldızlarınızı kendi haritanızda karşılaştırabilirsiniz. Bunu şuradan anlattım. Normalde rapor çıkarabilirsiniz. Ama işin o teorik kısmını da bilin istiyorum. Yani MC IC hattında o bantta gezegen ve sabit yıldızlarında birbiriyle hizalanabileceğini mantığını görmenizi istedim. Evet bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. serimizin dördüncü videosunu yaptık. Şimdi beşinci videomuzda arkadaşlar 63 tane yıldızın tabii bu Bernadette Brady'nin e, hani yazısı benim oradan çevirdiğimi ben size aktaracağım. Bu bana ait bir düşünce değil. Onu başta söyleyeyim. Burada çünkü çok değerli bir astrolog. Ya benim şu anda dünyada e, ciddi anlamda en çok saygı duydum. Çok beğendim. E, astrologlardan birisi bir kitabı da e, prediktif astroloji. Arkadaşlar İngilizce bilenler için tavsiye ederim. Ben ya gerçekten imkanı olsa o kitabı Türkçe çevirmek isterim. O Türkiye yani astroloji en iyi kitaplardan birisidir. Bizde çevrilen çok kitap var da ya bu kitap gibi bir bazı kitaplar işte ya da gösterdiğim şu kitap arkadaşlar. Keşke bunlar çevrilse. Çok değerli bir kitap ilginç bir şekilde sanki çok da duyulması istenmiyor gibi geldi bilmiyorum. Ama benim imkanım olursa bu kitabı çevireceğim arkadaşlar. Ee, görüş yani tanışmak da isterim Bernadet Freddy ile. Bu bir hizmet. Bu bilgilerin duyulması lazım. Şimdi bu videomuzu da bitirdik arkadaşlar. Beşinci videoda 63 tane yıldızın prensibini inceleyeceğiz. O prensiplere göre sizin paran yaptığınız gezegeninizi hani anlattım ya e, ilk videoda. Güneş neyi anlatır, Venüs neyi anlatır, Satürn neyi anlatır. Oradan bağdaştırarak siz bu şekilde yorum tekniği katabilirsiniz arkadaşlar. Evet, beşinci videoda görüşmek üzere. <laughs>